Otokar Tulpar zırhlı muharebe aracı Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen testleri başarıyla tamamladı. Testlerde Tulpar çamurlu arazi, su birikintisi, çayır, çukurlu arazi ve eğimli yol gibi farklı ortamlarda hareket kabiliyetlerini sergiledi. Hareket kabiliyetlerinin yanı sıra karşı tedbir ve silah kulesinin kabiliyetleri de sergilendi. Dururken ve hareket halindeyken nişan alma ve atış yetenekleri test edilen Tulpar'ın yine Otokar tarafından geliştirilen Mızrak 30 silah kulesinin de yeni bir sürümüyle donatıldığını gözlemlemek mümkün. Kulede sis havanları, elektrooptik sistem ve küçük bir mast yer alıyor. Kazakistan'ın genelde Doğu Bloğu mühimmatları kullandığı göz önüne alındığında kulenin batı menşeili 30x173 mm yerine Rus menşeili 30x165 mühimmat kullanan topla donatılmış olması mümkün. Tulpar zırhlı muharebe aracı, muharebe sırasında yeni nesil tanklara etkin destek verebilen sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına sahip indirilmiş manga personeline yüksek ateş desteği sağlayabilen, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunan, meskul mahal görevleri ve barış gücü operasyonlarında dahil farklı görevlere uygun, çok amaçlı bir araç platformu olarak tasarlanmıştır. Muharebe sahasında ihtiyaç duyulabilecek tüm görev donanımları standart olarak sunulan turpar, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik altyapı ve düşük süliyet gibi teknik ve taktik özellikleriyle geleceğin zırhlı muharebe aracı olarak gösterilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.